Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde kare, dikdörtgen ve eşkenar üçgenin çevre uzunlukları ile ilgili problemler konusunu anlatmaya çalışacağız. Problemler kolaydan zora doğru gidiyor. Dersimizin sonlarına doğru daha zor problemleri çözeceğiz. İlk önce kolaylardan başlıyoruz. Birinci sorumuz bir kenarı 37 cm olan karenin çevresi kaç santimetredir? Hep ben bu çevre uzunluğu problemlerinde sevgili öğrenciler muhakkak şekil çizmeyi tercih ediyorum. Şekil çizdiğim zaman soru daha kolaylaşıyor bana göre. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Bir kare varmış ve bir kenarı 37 santimetreymiş. Elimle çizdiğim için kare biraz yamuk oldu ama idare edin artık. Çevreyi nasıl buluyorduk? Karemizin bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu için 37 ile 4'ü çarparım ve böylece çevresini bulmuş olurum. 4 kere 7 28 elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. Demek ki karemizin çevresi 148 santimetreymiş. İkinci soruda çevresi 224 metre olan kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğu kaç metredir? Bu kez çevreyi biliyoruz ama bir kenarını soruyor bize. Hemen kareyi çiziyorum ben. Ve çevresi ne kadarmış? 224'müş. İçine yazdım onu. Bir kenarını bulmak için ne yaparız? 4'e bölmemiz gerekir. Hemen 224'ü 4'e bölüyorum. 2'de 4 yok, 22'de 4 5 defa var, 5 kere 4 20. 2 kaldı, 4'ü indiriyorum, 24'te 4 6 defa var, 6 kere 4 24. Evet, bir kenarı ne kadarmış? 56 santimetreymiş, ee, özür dilerim, 56 metreymiş ve böylece cevabı bulmuş oldum. Üçüncü sorumuzda bir dikdörtgenimiz, ee, dikdörtgen sorusu var. Ekranı biraz daha büyütmek istiyorum. Evet. Kısa kenarı 17, uzun kenarı 23 santimetre olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Evet. Kısa kenarı 17 santimetreymiş. Uzun kenarı 23 santimetreymiş. Ne yapıyorduk? Karşısı da 23 olur tabii ki. Burası da 17 olur. 17 ile 23'ü ben birinci yolu tercih ediyorum. 23 ile 17'yi toplayacağım. 10 Evet 40 oldu. 2 ile çarpacağım. Çünkü 2 tane 2 e, kenarlar 2'şer tane olduğu için 40 ile 2'yi çarpıyorum. 80 santimetre oldu. Dikdörtgenimizin çevresi. Şimdi diğer sorumuz. Dördüncü sorumuz. Çevre uzunluğu 180 santimetre. Kısa kenarı 40 santimetre olan dikdörtgenin uzun kenarı. Şimdi burada bir dikdörtgenimiz var. Hemen onu çizelim. Evet. Ve dikdörtgenimizin çevresi 180 santimetre. Onu biliyorum. Kısa kenarı 40. Onu da biliyorum. Bize nereyi soruyor? Uzun kenarı soruyor. Ne yapmalıyım? İlk önce 180'den şu kısa kenarları çıkarmalıyım. Burası 40 olduğu için burası da 40'tır. 40 ile 2'yi çarpıyorum. Evet. 80 oldu. 180'den 80'i çıkarıyorum. Ve ne kaldı? Güzel yapamadım. 100 kaldı. 100 bu kenar ve diğer kenar 100'müş. Yani iki tane uzun kenarımız 100 olduğuna göre 100'ü de 2'ye bölerim. Bunu kısa yoldan bölebilirim zihinden. 100'ü 2'ye böldüğüm zaman bir kenar 50 santimetre oldu. Demek ki uzun kenar 50 cm'ymiş. Cevabı bulmuş oldum. Geldik eşkenar üçgene 5. soru. Bir kenarı 14 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Eşkenar üçgen bütün kenarları eşit olan üçgendir. Daha önceki derslerden hatırlıyorsunuz. Bir kenarı 14'müş. Ne yapmalıyız? 14 ile 3'ü çarpmalıyız. 14 çarpı 3. Evet. 3 kere 1, 3. Bir de burada 4. 42 santimetre oldu. Eşkenar üçgenimizin çevresi. Peki çevresi 102 santimetre olan eşkenar üçgenin bir kenarı ne kadardır? Burada da üçgenimizin çevresini biliyoruz. Ne kadarmış? 102'ymiş. İçine yazdım. Bir kenarını bulmak için 3'e böleriz. Çünkü 3 kenarı var üçgenimizin. 102'yi 3'e bölelim. Bakalım bir kenarı kaçmış. 1'de 3 yok. 10'da 3. 3 defa var. 3 kere 3. 9. Çıkarıyorum. 1 kaldı. Şimdi 2'yi indiriyorum. 12 oldu. 12'de 3. 4 defa var. Ve böylece üçgenimizin bir kenarının 34 santimetre olduğunu bulmuş ol, öğrenmiş olduk. Devam edelim. Yedinci soruya geldik. Yukarıdaki kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin bir kenarı kaç santimetredir? Şimdi buradaki dikdörtgenin çevresi ile buradaki karenin çevresi birbiriyle eşitmiş. Ama bu dikdörtgenin çevresini bulmalıyız önce. 30 ile 20'yi topluyorum. Evet topladık. 50 oldu. 50 ile 2'yi çarpıyorum. Neden 2'yi çarpıyorum? Yine hatırlatayım size. 2 tane uzun kenar. iki tane kısa kenar olduğu için 2'yi çarpıyorum. Evet. 100 oldu. Demek ki bu dikdörtgenin çevresi 100'müş. O zaman karenin çevresi de 100 olur. Çünkü çevreler eşitti. Şimdi karenin bir kenarını bulacağım. Yani 100'ü 4'e böleceğim. Ve bir kenarı bulmuş olacağım. Bir 4 yok. 10'da 4 2 defa var. 8 oldu. Çıkarıyorum 2. 0'ı indiriyorum. 20. 20'de 4. 5 defa var. İşte karemizin bir kenarı 25 santimetreymiş ve cevabımı bulmuş oldum. Geldik 8. soruya. Evet bu soruyu bir kaynak kitaptan aldım. Çok beğendiğim bir soru olduğu için ben de buraya yaptım aynısını. Yandaki şekildeki ABCD dikdörtgeninin içine CDE eşkenar üçgeni yerleştirilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetre? Şimdi boyalı bölgenin çevresini nasıl bulabilirim? Şu kenarı, şu kenarı, şunu, şunu ve şunu toplamalıyım. Ama burasını bilmiyorum. Burasını bilmiyorum. Burasını söylememiş. Ne yapacağım? Hemen ipuçlarını değerlendireceğim. Neydi bu şeklimiz? Bir dikdörtgen. O zaman burası 29 ise şu kenarı da 29 olur. Bunu öğrendik. Peki şu kenarları nasıl bulacağız? Onun da ipucu var burada. Ne diyor? CDE eşkenar üçgeni. Ha, bu üçgenin her tarafı eşit. Peki bu kenarı bulursam bunları da bulmuş olacağım. Nereden yararlanıyorum? Üstteki kenardan yararlanıyorum. 21 olduğuna göre burası da 21'dir o zaman. Çünkü dikdörtgen di şeklimiz. Ve bu dikdörtgenin bir kenarı üçgenin de kenarı oluyor. 21 ise bu kenarlar da 21 olur. Ve böylece bütün kenarları bulmuş oldum. Şimdi şeklimin boyalı bölgenin çevresini bulabileceğim. Başlıyorum. 21 yazdım. 29 yazdım. Tekrar 21 onu da yazdım. Bir tane daha 21. Evet onu da yazdım ve son olarak 29'um var. Bunların hepsini bütün kenarları toplarsam şeklimin çevresini bulacağım. 10 11 12 9 daha 21 elde var 2. Verdim 4, 6, 8, 10, 12. Evet şeklimizin çevresi 121 santimetre oldu boyalı bölgenin çevresi. Devam edelim. Yine aynı kitaptaki bu soru da çok hoşuma gitti. Onu da sizlere getirdim. Yanda verilen şekil kare ve eşkenar üçgenlerden oluşmuştur. Tüm şeklin çevresi 184 santimetre olduğuna göre. Karenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi ip uçlarını değerlendirelim. Hiçbir e, ip ucunu kaçırmayalım. Tüm şeklin çevresi 184miş. Yani şu yıldıza benzeyen şeklimizin şu kenarlarının topladıkları zaman şöyle çizeyim farklı bir renkle. Bütün bu kenarların topladığımız zaman ne yapmış? 184 yapmış. Çevresi 184'müş. O zaman ben bunların bir kenarını bulayım. Herhangi bir kenarı. Acaba bir kenarı kaç santimetre? Bu bir kenarı bulursam böylece karenin bir kenarını da bulmuş olacağım. Neyse çok gevezelik etmeyeyim. Devam edeyim. 184'ü kaça böleceğim? İlk önce onu şey yapayım. 1 isterse işaret koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenar var. O zaman 184'ü 8'e bölersem hemen bölüyorum. Bakalım bir kenar ne çıkacak. 1'de 8 yok. 18'de 8 2 defa var. 2 kere 8 16. 2 kaldı. 4'ü indiriyorum şimdi. 24'te 8 3 defa var. İşte bir kenar uzunluğunu buldum. Bir kenar 23 santimetreymiş. Ve neydi ipucu? Eşkenar üçgenlerden oluşuyormuş. Bunlar hep eşkenar üçgen bakın. O zaman burası 23 ise burası da 23'tür. Ha, bakın burası bir, karenin bir kenarı da 23 oldu böylece. Şimdi karenin çevresini bulabilirim. Çünkü karenin artık bir kenarını öğrendim. Kare 4 kenar oldu, eşit kenar olduğu için 23 ile 4'ü çarparım. 4 kere 3 12 ee, elde var. 1 4 kere 2 8 bir de elde 9. Ne oldu? Karemizin çevresi 92 santimetre oldu. İçine yazalım şöyle. Demek ki bu karenin çevresi 92 santimetreymiş. Evet sevgili öğrenciler, ileride yazılıya hazırlık videolarımızda bu çevre uzunlukları ile ilgili çok çeşitli problem anlatımları sizlere yapacağız, yapacağım inşallah. Dersimi burada bitiriyorum. Sizlere her zamanki gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.